Kansas'ta, Missouri'de, Kansas City'de bir saldırı. Evet, Super Bowl geçişi sırasında şu anda kurbanların yani kaç kişi olduğu ve onların durumları belli değil. Evet. Yani ağır da olabilir, yani can kaybı da burada olabilir. İki silahlı saldırgan gözaltına alındı. Dünyanın bu arada en büyük spor organizasyonlarından bir tanesi bu Super Bowl. Evet. O finallerinde yapılan seremoni esnasında ateş açılıyor. Geçiş esnasında. Arkadaşlar bunların görüntüsü de var. Evet, şu anda gerçekten hani baktığımızda kendi içlerinde de epey bir sıkıntıları var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Gezer, sizin bir katkınız olur mu? Ben artık son sözü çünkü Sayın Okan'a vermek istiyorum. Gazze haritasını verin tabii, lütfen. Tabii hızlıca, yani aklıma gelen hemen, tabii çok yeni, bilmiyoruz ne olduğunu, kimin yaptığını, ama aklıma gelen birkaç bir şey var. Şimdi son dönemde ciddi anlamda asayiş bozukluğu var ülkede. Böyle bir takım saldırganlar işte pahalı mağazaları basıyor. Oradan işte kıyafet, işte eşya çalıyor vesaire filan. Kimse bir şey yapmıyor. Oradaki güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere. Biliyorsunuz okullara yapılan baskınlar, yani bunlar giderek artıyor. Genel itibariyle ciddi bir asayiş sıkıntısı olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir. İkincisi aklıma gelen, bilmiyorum yani, dediğim gibi olayı bilmiyorum. Nedir ne değildir şu anda görüntülere bakarak yorum yapıyorum. Son derece ham tabii söylediklerim. Bir şey de olabilir yani... Biden yönetiminin Gazze politikasına yönelik olarak da bir tepki göstermek amacıyla bir saldırı olabilir. Ha, çünkü öyle. Biliyorsunuz aslında Amerika'da hem antisemitizm çok ciddi anlamda yükselişte, hem de İslam karşıtlığı çok ciddi anlamda yükselişte. Dolayısıyla bir, çünkü Ferhat Bey'in de söylediği gibi Super Bowl'u dünyada milyonlarca insan izliyor. Yani bu herhalde işte Oscar'lar filan ayarında bir spor etkinliği diyelim. O yüzden çok ciddi ses getirebilecek bir şey. Yani bunun lone wolf dedikleri, yani o kişi, bir tek bir kişinin yaptığı bir şeyden ziyade bir mesaj vermek amacıyla yapılmış bir eylem olabileceği ihtimali aklıma gelen ilk şeylerden biri, öyle değil mi? Şimdi arkadaşlarım iletiyor. Bugün geçen bir başka haber. Arkadaşlar lütfen ilgili manşete dönelim. Bu Super Bowl'da yayıncılığı esnasında binlerce kişi Amerika'da İsrail hükümetinin reklamının yayınlanmasını şikayet etmiş, protesto etmiş. Hı, tamam, işte, Amerikan Arap Ayrımcılıkla Mücadele Komitesi, ADC, Amerikan Futbol Ligi'nin şampiyonluk maçı Super Bowl'un yayınlandığı CBS kanalında İsrail hükümetinin sponsorluğunda yayınlanan reklamlara ilişkin bilgilendirme yapılmamasını binlerce kişinin şikayet ve protesto ettiğini söyledi. Böyle bir unsurdur. Ne diyorsunuz? Enteresan tabii yani. İşin içinden buradan de bir böyle bir saldırı, yani Gazze'de çıkar mı buradan? Konu tabii Amerika olunca, bir taraftan 11 Eylül'ü de hatırlayınca her türlü alternatifi düşünmek lazım. Seçimler de var. Yani seçim yılında olduğumuzu da unutmamak lazım. Yani mutlaka bir farklı düşüncede ortaya çıkabilir. Yani bir yere ulaşmak için bir zemin oluşturma amacıyla düzenlenmiş bir saldırı bile olabilir. Bu yüzden temkinli olmakta fayda var. Evet. Sayın Şener, sizin var mı bir yorumunuz? Yani hani olayın içerilmeden çok fazla bir yorum yapmak yok. Çünkü hani kurbanlar konusunda da bilgi yok. Kurbanların durumları konusunda da bilgi yok. Sadece iki tane silahlı saldırgan var. Onlar gözaltına alındı deniyor. Bir de bunun yayını, tabii ki bu Super Bowl'un yayını esnasında bilgilendirme yapılmadan İsrail hükümetinin reklamının yayınlanmasına binlerce kişi tepki göstermiş. İsrail'e karşı olanların silah kullanabileceğini değil, orada çok demokratik bir tepki gösteriyorlar. En radikali bile şu ana kadar şiddet kullanmadı. Tam tersine Filistinlere destek verenlere daha sert davranılıyor. Yani o yüzden hani o tür bir şey beklemem. İşte benim aslında söylemeye çalıştığım arkasında biraz o. Mossad'ı arar mıyız? Ararız tabii. O bakımdan yani söylüyorum. Evet. Yani Gazze'ye yapacağı yeni mezalimlerin zeminini oluşturmak adına olabilir mi? Olur. Yapılmış bir iş de olabilir yani. Evet.